Kripto para programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuklarım Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Center Direktörü Doktor Buray Erdamar ve Koloni İstanbul kurucu CEO'su Ali Erhan Temer. Her ikiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her iki konuğumuzla birlikte bugün kripto para piyasasındaki son gelişmeleri konuşacağız. Nedir bunlar derseniz, ABD'de kripto paraları düzenleme amacıyla hazırlanan yasa tasarısı piyasaları nasıl etkileyecek? Gündemde bu var. Detayları konuşacağız. Yine SEC'nin ABD'nin SPK'sının dünyanın en büyük borsalarından Binance'i mercek altına alması var. Bunun yine detaylarını konuşacağız. PayPal kripto paralar borsa ve cüzdanlara aktarabilecek diye açıklama yaptı. Bu nasıl etkiler sektörü? Bir diğer konumuz yine İngiltere hükümeti kripto teknolojisine odaklanıyor diye bir haberi var. Detayları konuşacağız ve elbette ki tabii ki NFT'ler nasıl değerleniyor? İşte şirketlerin token istekleri nereye evriliyor? Şirketler NFT dünyasına nasıl giriyor? Diğer konu başlıklarımız olacak ama hocam isterseniz öncelikle bu ABD'de epeydir beklenen bir konuydu. İki tane senatör kripto para yasa tasarısını resmen sundu. Çeşitli açıklamalar, yorumlar var bu konuyla ilgili. Nasıl yorumlarsınız bu konuyla ilgili? Dolayısıyla çünkü ABD'den çıkacak yasa muhtemelen diğer ülkeleri de etkileyecektir. Tam dediğin gibi Amerika'daki yasa tasarısını bizim bu kadar dikkatle bekliyor olmamızın sebebi orada bir şekilde bu tasarı geçtikten sonra onun benzerlerinin diğer ülkelerde de büyük ihtimalle bizim ülkemizde de çıkacak olması. Bu açıdan merakla herkesin gözü üzerinde o yasa tasarısının. Uzunca zamandan beri Amerika tarafında çeşitli kuruluşların, SEC'nin ayrı, CFTC'nin ayrı bu konuda çalışmaları vardı. Son çıkan bu tasarı da bu defa başta Wyoming eyaletinden bir senatörün de öncüsü olduğu şekilde tasarının kapsamı genişletildi. Mesela daha öncesinde stabil coin'ler ayrı bir düzenleme üzerinden gidiyorken bu da bu düzenlemenin içine alındı. Daha öncesinde bizim sorumlu finansal inovasyon adı altında bildiğimiz bu taslak şu anda daha da genişletilerek ilerlemekte. Birkaç önemli unsur var geçmişe yönelik farklılık olarak. Birincisi şu, bankaların da kendi dijital paralarını çıkarabilmeleri için çeşitli referanslar var. Burada onların gerekli koşulları yerine getirmesi halinde kendi dijital paralarını üretebilecek olmaları referansı var. Birincisi bu önemli. Hı hı. Bir iki tepki çekebilecek konu da var. Mesela daha önce 600 dolar bir limit vardı. 600 doların altındaki kripto para işlemleri vergiden muafken şimdi o alt limit 200 dolara düşürüldü. Dolayısıyla 200 doların üstündeki her işlemin bir şekilde vergiye tabi olacağına dair meseleler var. Burada özellikle son zamanlarda yaşanılan bu Luna ve Terra blockchain'indeki gelişmeler sonrasında biz bekliyorduk açıkçası regülasyonlardaki çalışmaların hız kazanacağını. Dolayısıyla bu tasarıyı da bununla beraber değerlendirmek, bu açıdan düşünmek mümkün. Ama daha henüz tasarı olduğunu, biraz da zaten nabız yoklamak için paylaşıldığını, henüz daha tartışmaların üzerindeki değerlendirmelerin süreceğini söylemek mümkün. Benim tahminimce daha en az yaklaşık bir senesi vardır diye düşünüyorum yasalaşmasının. Alerhan, hocayı da dinledik. Senin görüşünü de merak ediyorum bu konuyla. Çok kısa bir şey ekleyebilirim sadece. Hocam çok güzel özetledi genel çerçeveyi. Ya açıkçası bak ben işte 1,5 yıl önce aşağı yukarı Amerika'da, New York'taydım. Tam o sırada USTR'e bir soruşturma başlatılmıştı zaten, USTR'in sahibine. Temelde gerekçe şu, işte Amerika Merkez Bankası faizleri arttırıyor ama bundan bir şekilde Merkez Bankası yeteri kadar istifade edemiyor. Çünkü herkes TTR'e dönüyor. Bir şekilde bankalara gitmiyor para, kripto ekosisteminde kalmaya devam ediyor. Çok ciddi bir zaten bir regülasyonla ilgili çalışma vardı ben daha yaklaşık 1,5-2 yıl önce oradayken. Burada bence perspektif şu, bence stabil coinleri kesinlikle çok sert yaptırımlar ya da sert limitlemeler ya da kısıtlamalar getirilecektir. Yani bu yasa tasarısı ya da çerçevesi böyle mi kalır, genişletilir mi bilmiyorum. Ben belki hocama çok ufak bir şey, hani senin de şeyini bozmak istememek için ama çok ufak bir şey ekleyebilirim. Bu yasa tasarısı sence bu işi merkeziyleştirmeye doğru götürmekle ilgili bir adım mı? Sence bu merkeziyetsizliği? Yoksa hakikaten yok, hayır merkeziyetsiz dönsün ama bu bizim kontrolümüze dönsün hikayesi mi? Merkezileştirme refleksi çok açık çünkü DAO yapılarının da mesela çok daha açık bir şekilde denetime tabi olması talepleri var. Bunun üzerine daha çok yaygara kopacaktır açıkçası. Çünkü hep genel reflekste zaten evet böyle bir yeni alan var. Bu alan bizim kontrolümüzün dışında ve burada herhangi bir mağduriyet olduğunda ya da finansal istikrarı
tehdit edecek kadar stabil coinler hacimsel olarak büyüdüğünde bizim buna bir müdahale etmemiz refleksi var. Ama bu tabii bir yandan da tam senin de söylediğin gibi tepki de çekebilir. Doğru. O yüzden bunun dengesinin bulunmaya çalışıldığı bir süreçteyiz. Bence daha çok da lobi faaliyetleri de dönecektir burada. Dolayısıyla birlikte göreceğiz gidişatı. Peki şeyi nasıl yorumlarsın Alihan? Senden başlayalım bu sefer istersen. SEC'nin Binance'i mercek altına alması 5 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam faaliyete geçtiği sırada BNB token'ı, kendi coin'i daha doğrusu satarak menkul kıymet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Ya bu şu açıdan önemli gibi sanki, sürekli işte Binance'di, işte Luna olayı vesaire, sürekli böyle kripto paraların özellikle güçlü yapılar olan Binance bu ekosistemin en büyük parçalarından bir tanesi. Sürekli oralarda bir regülatör sopası dolaşıyor sanki. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Şimdi Binance'in birkaç sebebi var bence Binance'a bu kadar yüklenmelerinde. Hani sadece tabii ki işin... burada şey anlaşılmasın, Binance masumdur demiyorum yani. Kesinlikle, ama Binance'a yüklenilmesi sadece hani kripto tarafında yaptığı ilginç türev araç ürünleri değil, aynı zamanda işte Çin, Amerika, hani bunun için Coinbase bir sürü şey var. Aynen öyle. Ve bunun bir sürü bir hikayesi var. Ama şu haklı olduğu taraf şu, Binance çok yıkıcı girdi bu endüstriye. Yani bu işleri yaparken, yani Binance'in şu an regülasyona tabi olmayan finansal türev hisse senetlerine beklenmiş kripto araçları var. Yani dolayısıyla bayağı finansal türev ürün çıkartıyor. Ve sadece kripto alsat yapmıyor. Gelirin önemli bir kısmı da zaten bu staking gibi, faiz gibi bir takım gelirlerden. O yüzden buradaki temel mesele aslında sadece onun Bitcoin alsattan para değil, aynı zamanda ciddi bir finansal türev ürün gelir elde etmesinden kaynaklanıyor ki. Tamam, öyle bir finansal holding alınıyor. Aynen öyle. Çok yakın zamanda İtalya'da zaten regülasyon onayladı biliyorsun. Lisansladı Binance'i. Daha yavaş yavaş olacaktır ama Binance o kadar Amerika tarafında özellikle kolay kolay kurtulacak mı bu işten çok emin değilim. Hocam sen ne dersin konuyla ilgili? Çok katılıyorum. Şurada hepimizin gözü önünde bir yandan piyasayı paylaşma savaşı, mücadelesi de var. O yüzden stabil coin kısmında da mesela USDC'nin bir ayrı referansla ele alınması bize hepimizde... Bunun perde arkasındaki şirket Circle ve destekleyicisi Coinbase'in bir farklı açıkçası Amerika regülasyonlarında statüsü olacağını sinyalini veriyor şu anda. Binance dediğimizde en büyük borsa. Dolayısıyla burada bir pazar payı mücadelesi de olacaktır ve Amerika tarafında tabii hani yan kuruluşlar SEC, SFTC, bunların CFTC, bunların büyük bir Coinbase'i daha çok destekleyici bir tavrı da olacaktır. Bu anlamda bir konu daha var. Regülasyonlar tüm dünyada biraz şöyle gidiyor. Öncelikle kurumlar bu konu bizim işimiz değil diyor. Sonrasında da bakıyorlar ki bir şeyler yapılıyor ve yapılmak durumunda. O zaman kripto ise bizim işimiz durumuna geçiyorlar. Ve son dönemde ben CFTC ile SEC'nin atışmasını da böyle görüyorum. Çünkü BNB konusunun haberi de hemen bu yasa tasarısından sonra çıktı. Bu taslakta söylendi ki artık kripto işleri stabil coinleri de içine alacak şekilde CFTC'nin daha çok sorumluluk alanında olacaktır dedi. Hemen hocam, akabinden... Açalım mı biraz kurumları, izleyicilerin anlaması? Tabii emtia vadeli işlemler denetleyici kurumu gibi söyleyelim. SEC'de SPK'ya denk gelen kurum diye söyleyelim. Dolayısıyla bu iki kurumun bu işleri sahiplenmesi bir yandan bizim için bir kriptonun menkul kıymet olarak mı algılanacağını MTA daha çok, yoksa emtia olarak algılanacağını da mı söylüyor olacak? Şu anda emtia tarafı mesela bir sıfır önde gibi gitti. Ama hemen akabinde BNB ile ilgili ve Binance ile ilgili bu bir dakika burada bir menkul kıymet işleri dönmüş, biz de varız diye oranın SPK'sı, SEC'nin bu şekilde gündeme gelmesini de önemli buluyorum. Yetki tesadüf savaşını değil. Da çok izleyeceğiz önümüzdeki. Çok kısa bir şey değil mi? Lütfen. Bu tartışmanın tabii de şu var. Vadeli işlemleri hisse senedi haline getirdiği için Binance... Yani hisse senedi türevi benzeri bir hale getirdiği için aslında burada biraz bu iki kurumun hakikaten beni de ilgilendiriyor diye mesele bu. Çok enteresan bir konu. Çok haklısın. Amerika'da olacak şey bence dünyaya referans olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Peki güzel şeyler de oluyor kripto camiasında. PayPal'ın açıklaması, yani kripto paraların diğer cüzdanlara taşınma ve borsaya aktarabilmesine izin verdiğini duyurdu. Bu kötü giden kripto ekosistemi için biraz moral verici bir haber olabilir mi, ne dersin?
Daha önce de bu arada benzerlerini gördük. Piyasalarda ne zaman böyle bir daha durgunluk olsa diyelim kripto özelinde PayPal haberleri hep servis ediliyor. Bu biraz köpürtme. Böyle ümidi de arttırmak için biraz köpürtmek için de belki. Şu anda hani tek başına yeterli olacak mı? Olmayacaktır. Çünkü kripto piyasalar açısından bir şekilde hem hiç olmadığı kadar en yüksek 100 teknoloji hissesiyle korelasyonun 0.93'lere çıktığı BTC fiyatının bir dönemdeyiz. Bunun arkasındaki en büyük etki zamanında çok sevindiğimiz pandemi döneminde işte şu kurumda Bitcoin yatırımı yaptı, bu kurumda Bitcoin yatırımı yaptı. Şimdi onlar aynı zamanda teknoloji hissesi yatırımı yapmışlardı. Dolayısıyla Fed'in kararları sonrasında çeşitli çekilmeler yaşandığında birebir benzerini Bitcoin'de ve onun öncülüğünde kripto paralarda da görüyoruz. Lakin hani orta ve uzun vadede özellikle Fed'in bu diğer beklenen faiz artışları işte 2 tane 50 bas puan artık neredeyse fiyatlandı bile. Bununla beraber bilanço daraltması biliniyor, fiyatlandı bile. Eylül ayında ne yapılacağı önemli olacak. Eylül ayında Fed 25 bas puan artış yapacak, 50 bas puanla devam mı edecek? Bence şu anda bu konu PayPal ve diğer gelişmelerden çok daha önemli etki sahibi piyasalar açısından birlikte görüyor olacağız. Peki Alerhan, sana da İngiltere hükümetinin kripto teknolojilerine odaklanma haberi vardı. Onu sorayım. Küresel bir kripto merkezi olma çabasının bir parçası olarak hisse senedi ve tahvil ticareti ve takas gibi geleneksel piyasa faaliyetleri için blok zincir teknolojisini canlı olarak test etmeye başlayacak diye bir haber. Bu ne ifade eder? Onu biraz şuradan alayım ben. Yani bu Silikon Vadisi girişimciliği, bu Web2 dünyasına ilişkin girişimcilik biraz işte bu Silikon Vadisi San Francisco temelli yürüdü. Şimdi biraz bu merkeziyetsiz girişimler, merkeziyetsiz ekosistem oluşması biraz Miami. Avrupa'da işte İngiltere bunun çok sahiplenmeye çalışıyor. Bir dönem Berlin işte ilk başladığında bu işlere böyle çok meraklı ve startupları destekler bir konudaydı. Bence çok önemli. Birkaç sebepten çok önemli. İşin regülasyon boyutundan ayrı olarak söylüyorum. Bu işin teknolojisine odaklanmak, hocam çok daha iyi cevaplar belki ama bu işin teknolojisine odaklanmak ve finansal teknoloji ürünlerinin altyapısını blockchain ve benzeri teknolojilerle merkeziyetsizleştirmek ya da entegre etmek bence en az regülasyon kadar önemli. Çünkü biz neyi regüle edersen et, biz blockchain'in ya da benzeri teknolojilerin use case'leriyle ilgileniyoruz aslında daha çok. Şimdi hocama hep kripto soruyoruz değil mi? Ya da bana hep kripto konuşuyoruz ama biz bir taraftan da aslında blockchain'i konuşmak istiyoruz. Ben o açıdan çok kıymetli görüyorum. Hocam eklemek istediğiniz var mı? Vallahi çok güzel özetlediniz. Tamam. Çok o zaman Alerhan'la yine devam edeyim. Bir farklı bir konuya geleceğim. Öncelikle bir token mı, coin mi, farkı ne? İzleyenler muhtemelen ikisi aynı diye düşünüyor. Oradan başlayalım, başka bir soru soracağım. Çok kısa hemen. Yani şöyle bir ödeme yaracılık etsin. Üzerine herhangi bir akıllı kontrat ya da işlem taşımasın ya da kaydetmesin. Merkeziyetsiz olsun ve kendi ağın üzerinde kursun, kendi ağını yaratarak kursun dediğin her şeyi koyun. Başkasının ağın üzerine kurayım. Bir akıllı kontratla başka tip iş kayıtlarını da sadece ödemeye aracılık etmesin, başka tip işlem kayıtlarını da saklasın dediğin her şey de token. Aslında hani çok doğru bir terminoloji olmayacak ama hocam belki hani teyit eder. Aslında coin de bir payment token'ı gibi bir şey. Baktığın zaman hani akıllı kontrat taşımıyor ama en nihayetinde öyle bir tip bir token türü. Burada bence temel mesele NFT'nin de bir token olduğunu belki bir hani konuşuruz. NFT'nin de bir token olduğunu bilmek. O yüzden hani ben token'la coin ayrımının temelde neye aracılık ettikleri, ne işe yaradıkları ve hangi ağ üzerinde çalıştıkları olarak ayrıştırabilirim. Peki hocam eklemek ister misin? Gayet. Net. Doğru mu hocam? Gayet. Estağfurullah. Hocadan onay aldım. Hocadan onay aldım o zaman. Estağfurullah. Burada hepiniz. Peki şimdi NFT dedik. Bu NFT nasıl değerleniyor? Ne bileyim, bir NFT'nin değerini ne belirler? Çünkü son dönemde hani çok konuşuldu, bir rüzgardı, bu rüzgar söndü mü? Oradan şimdi doğru. Cüzdan sayısına, aktif cüzdan sayısına ve işlem hacimlerine OpenSea'da baktığınız zaman geçen Kasım ayından beri ciddi bir düşüş var. Yani söndü mü? Yani genel kripto piyasasının paralelinde bir sönüş var aslında. Çünkü o da bir token türevi. Ama değerleme konusu bence çok kritik. Çünkü artık mesela şuna döndü. Birisi işte NFT piyasasına şey olsun diye, isyan olsun diye atıyorum. Biz no Discord, hiçbir Discord grubu kurmadım. Web sitesi de yapmadım. Al sana NFT koleksiyon diyor. Bin Ether işlem görüyor. Yani artık neyin hype, neyin hype olmayacağı maalesef biraz şirazesi kaçtı. NFT temelde bir topluluk yönetimi işi Sefer. Yani bir community varsa, bir topluluğun varsa, o topluluğu ikna ettiysen, zaten toplasan burada konuştuğumuz parça, NFT parçası ne hocam? 10 bin değil mi? En max.
10 bin kişiyi ikna ediyorsun NFT. 10 bin kişi bile değil. Bunlar ikişer üç tane oluyor. 3 bin, 3 bin 500 tane owner oluyor bir NFT koleksiyonun. Dolayısıyla o topluluğu ikna etme işi. O topluluğu sen onun bir sadakat programı olarak çalışacağını mı, bir farkındalık projesi olduğunu mu, bir membership programı mı, üyelik programı mı olduğu, sadece bir dijital sanat mı olduğuna göre o topluluğu ikna etme meselesi aslında. Dolayısıyla her çizim NFT'de para etmediği gibi her toplulukta sürekli değerlenmiyor. O yüzden bence NFT'lerin neye göre değerlendiğini insanların okuryazarlık düzeninde ciddi anlamda çalışması lazım. Öbür türlü işte çok fazla Ponzi proje çıktı maalesef son dönemde NFT'de. Evet. Tıpkı kriptolarda olduğu gibi dikkatli olmak lazım. Hocam siz ne dersiniz konuyla ilgili? En önemli konu sahiden hem topluluk hem de o topluluğun sürdürülebilirliği. Şu anda pek çok projede evet topluluğu kısa süreliğine ikna edip sonrasında o projenin sahiplerinin ihya olduğu ama topluluğun ne yazık ki hele büyüdükten sonra bir şekilde taca çıktığı projelerin sayısı çok arttı. Burada konunun hype olması, inanılmaz bir ilgi olması çok etkili. Ama aynen diğer kripto projelerinde olduğu gibi de NFT koleksiyonlarını birazcık araştırarak girmekte fayda var. Oradaki topluluğun amacı, topluluğun ne kadar aynı tipte ya da farklı kitlelerden oluştuğu, o kitlelere ne vaat edildiği, ne tür sürdürülebilirlikleri olduğu ve en önemlisi de gerçekten ne gibi bir fayda sağlıyor sürdürülebilir bir şekilde. Farklı yatırım projelerine daha erkenden haberdar olmak da bir fayda olabilir. Bir şekilde ön kayıt sistemleri olabilir. Günlük hayatta işe yarayacak çeşitli uygulamalar olabilir ama NFT'lerin kriptoların yaygınlaşmasında belki ete kemiğe bürünür halde olmasından ötürü büyük faydası olmuştur. Kurumlar hiç olmadığı kadar NFT ve Metaverse üzerinden kripto işlerine daha girmiştir. Bu doğru. Ama konunun bu heyecanının balon gibi sönmemesi için en önemli konu gerçekten ortaya bir ekonomik değer açısından ne katıyorlar? Topluluk yönetiminde toplulukların büyümesi ve sürdürülebilir halde büyümesi için ne katıyorlar? Bunları izlemek mümkün. Öteki türlü gerçekten bir rüzgar olup geçerler. Çok senin kısa bir şey olacak galiba. Çok kısa bir şey ekleyeyim. Şimdi biz Taksim Meydanı'na çıksak, 5 kişi birbirimize bağıra bağıra konuşsak ve 2 tane pankart atsak etraf toplanır değil mi? Kalabalıklaşır. Kalabalık bir süre kaçsak o alandan ufak o kalabalık kendi içinde bağırmaya devam eder. Şimdi mesela NFT'de bu hale döndü. Yani 5 kişi, 10 kişi bağırmaya başladığında topluluklar oraya geldi. Ondan sonra tam da hocamın dediği gibi orada sürdürülebilir bir hikaye yoksa hakikaten oraya toplanma amacımız sadece o insanları bir yere getirmek değil. Gerçekten o insanları bir yerde tutmak değilse biz çıkıyoruz işin içinden. Orada topluluk kalıyor başlı başına ve ondan sonra ya biz niye buradayız, biz niye bağırıyoruz birbirimize demeye başlıyorlar. Sonra NFT sabun köpüğü gibi dağılıyor. O yüzden girdiğiniz topluluğun hakikaten amacının ne olduğu, ne için bir yere geldiği, ne kadar çeşitli olduğu çok önemli. Katılıyorum hocama. Peki Ali Erhan, şirketler bu NFT dünyasına nasıl girecek? Burada ne gibi fırsatlar var şirketler için? Şimdi çok bilindik tüm bir markanın, iyi bir markanın sahibiyle konuşuyorum. Kavga ediyoruz hatta böyle yüksek sesle. Ya benim işimde NFT'nin ne işi var vesaire diyor. Aslında temelde çıkış noktası şu. Biz bize kuşağı, bir alfa kuşağından bahsediyoruz. Ve 5 milyar nüfus bunlar sefer. Ve bu çocuklar sürekli metaverse'lerde oyunlar oynuyor. Ve bu çocukların artık alışveriş davranış şekilleri tamamen dijital. Bu çocuklar offline değil. NFT'yi biz şu an bir hype gibi görüyoruz ama NFT aslında gelecekteki o bizim dijital varlıklarımızın sahiplik belgesi. Dolayısıyla biz bundan kaçamayacağız. Şirketler de bu dünyada nasıl sosyal medyada kaçamadılar sosyal medyada. Biz şimdi evet. 2008'de bu yayını yapıyor olsaydık şirketler Facebook'a girmeli mi diye soracaktın bana. Tabii. Ben de anlatacaktım sana. Şirketler NFT'ye girmeli mi diye bir şey yok. Girecekler. Ama nasıl girecekler? Birisi sadakat programını NFT'leştirecek. Bir tanesi üyelik programını NFT'leştirecek. Bir tanesi fırsat yapacak, öncelik yapacak, parti yapacak bilmiyorum. Banka diyecek, bir banka benim NFT koleksiyonumu alana mortgage kredisi sıfır faizleri. Bir sigorta şirketi diyecek ki acenta komisyonu almıyorum NFT sahibi olanlara. Dolayısıyla burada temel hikaye bunun, yine ilk soruya geri dönersek, bunu yaptığında otoritenin ya da regülatörlerin buna ne kadar sert tepki vereceği. Biraz çünkü kurumların şu an öyle bir kaygısı var NFT tarafında. Ama hani hocam ne der bilmiyorum ama ben çok fırsat görüyorum kurumlar açısından. Hocam siz görüyor musunuz fırsat? Şöyle de bir iyi tarafı var. NFT'ler aslında tam hala token olduğu anlaşılamamış. Yani kripto dünyasının şirketlere daha yönelik ürünleri de olabilir gibi görünüyor. Bunun açtığı bir alan da var. Bunun zamanla kripto paralar lehine de ben değişeceğini ümit ediyorum. Çünkü
Evet, NFT'nin de sonunda bir token. NFT ile tokenları, diğer kripto paraları ayırmak o kadar doğru değil. Birini kötülemek açısından doğru değil. Dolayısıyla NFT'ler ve diğer kripto para projelerinin gerçekten sundukları değeri, topluluklarına katkılarını yaygınlaştırıcı, bunların önünü açıcı düzenlemeler mutlaka ki ekosistemin büyümesine fayda sağlayacaktır. Bizzat o ülkeye de fayda sağlayacaktır. Çünkü artık hele küresel ekonomide sınırların hiçbir anlamının kalmadığı bir dünyada hani kripto ekonominin kendi içinde yeni bir inovatif özelliği ve katkı değeri var. Bu ümit ediyorum anlaşılacaktır. Peki şimdi son bir dakika Leyhan, yani şirketlerin bu token isteğini nereye verecek? Her şirketin bir tokenı mı olacak? Ya burada nasıl bir ekonomi olacak? Bir dakikaya sığdırmanı rica ederim. Çok 30 saniye sığdırayım hocamın da beklemesi olur belki. Çok inanıyorum ben bu meseleye. Çünkü aslında temelde baktığım mesele şu. Bir sadakat programı dünyasının biz tokenize edilmesinden bahsediyoruz. Yani şu günkü en iyi fırsat o. En kolay fırsat o. Kimse kendi ağını oluşturmuyor. Hani konuştuk ya coin'le. Hiçbir şirket coin yapmıyor. Herkes token yapıyor. Evet. Ve bir sadakat programında tokenize edip bu puanları alınıp satılır hale getirmeye çalışıyor. Ben bunun çok şöyle bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yakın bir gelecekte umudum en azından. İşte atıyorum biz maaşlarımızı maaş olarak değil bir kısmında X şirketin token'ı, senin işte benefitler vardır ya böyle evet. Yan haklar. Evet. Yan hakları böyle token cinsinden alırsak çok şişirmeyiz. Çünkü şuna bir engel var mı bugün? Ben atıyorum X bir alışveriş merkezinin token'ını Y bir havayolu şirketinin token'ıyla takaslayıp hayatıma devam edebilirim diye düşünüyorum. Hocam süre bitti ama bir cümleyle. Startupları bir de eklemek isterim. Sadece şirketlerin değil, şirketleşmek isteyenler için çok önemli alan sunuyor kripto. Projelerinin çok daha hızlı küresel değerlendirmesini sağlayabiliyorlar. Önler açılırsa biz daha büyük şirketlerin bizzat kriptodan çıktığını göreceğiz zaten. Peki Doktor Burak Erdemar ve Ali Erhan Tamer'e çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz.